Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Pekin'den şok eden açıklama, terör operasyonları sırasında. Değerli izleyenler, CNN Türkiye Baykar firmasına yönelik gerçekleştirilen kara propagandalara dair değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve güvenlik uzmanı emekli albay Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin 2008 yılında kiraladığı İsrail yapımı Heronlar'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekin, İsrail'den kiralanan Heronların uçuşunu İsrail'deki firmanın adamı gelip yapıyordu ve hafta sonları da evine gidiyordu. İsrail'e dönüyordu, hafta sonları çalışmıyorduk yani dedi. Başbuysa, Heron'u kullanacaksın, para veriyorsun, hava bulutlu veya kapalı, uçamayız der, gidi gider. Arızalandı der, görüntü alamayız, yani o mahsurlarını saymıyoruz bile. Heron'un aldığı görüntüleri de değerli komutanım da o günlere şahittir, çamur gibi hatta kullanamazsın. Dedik ki, gel bu merceği, Aselsan'la üretelim. Sakın ha kullanamazsın dediler. Kabul etmediler. O süreç bizi buraya getirdi. O nedenle gururla söylüyorum, en kalitelisini ve en iyisini yaptık. Hiç kimse kara kaşına, kara gözüne gelmiyor. Hatta ben o harekatlar başladığında şunu söylemiştim. Bunları hepsi görücüye çıktı. Yarın bir gün inşallah almak üzere herkes kapımızı çalacak demiştim. Öyle de ilerledi. Programda tekrar söz alan İsmail Hakkı Pekin, biz 96 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 tane insansız hava araçları aldık. Bu araçların bir kısmının donmama özelliği yoktu. Dolayısıyla yüksek irtifada hareketli kısımlar donuyordu ve bunlardan 4'ü düştü. Bunları 4 tanesi 4 milyon dolar. Bu saldırıların arkasında ABD var diyen Coşkun Başbuğ, Bayraktar ailesine ve Baykar'a yönelik iftiraların ABD tarafından yönlendirildiğini belirtti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.